Günaydın. Sana da günaydın. Günaydın. Ay, evimin dağınıklığı çıkmasın. Şöyle söyleyeyim. Şöyle konuşayım. Herkese merhabalar. Herkese Merhabalar. hayırlı haftalar. Hayır, Herkese hayırlı hafta hayırlı sonları. günler. Siz ama haftayı çizeceksiniz. O yüzden hayırlı haftalar diyorum ben. Bugün cumartesi, bizim hafta sonumuz başlıyor. Yine çok güzel bir hafta sonu bizi bekliyor. Misafirli bir hafta sonu en sevdiğimizden. Biz şimdi nereye gidiyoruz? Kendimize ödül olarak, çünkü önümüzdeki günlerde yorulacağımız için kendimize ödül olarak kahvaltıya gidiyoruz. O zaman kahvaltıda görüşürüz. Bay bay. Hava güzel mi sence? Ne güzel ne değil bence. Kasvetli bir hava var. Kasvetli ama çok böyle üşüten bir havada yok yani. Çok değil, hiç üşütmüyor şu an. Üşütmüyor, evet. Ama Ben böyle ince trencimi giydim hatta. ilerleyen saatlerde üşütecekmiş. Aynen. Evet. Ben size söylemeyi unuttum. Ben dün gece bir düşmüşüm ama nasıl düşmek yani? Yolda yürürken, biz böyle Bahadır'la yolda çok doğru yürümeyiz. Ya o hızlı yürür, ben ona yetişmeye çalışırım. Ya ben hızlı yürürüm, o bana yetişmeye çalışır. Yine böyle bir saçmalık yaptık. Bahadır böyle hızlı hızlı gitmeye başladı. Ben de ona yetişeceğim derken böyle hafif koşar adımlarla gidiyordum ki ayaklarım kaydı, böyle yan tarafıma doğru bir düştüm. Şu elinde yara falan oldu. Soyuldu derim ama o kadar kötü düştüm ki canım çok yandı. Gülmekle ağlamak arasında kaldım. Sonra ne gülebildim ne ağlayabildim. Ama acım geçince güldüm. Öyle değişik bir şey oldu. Az önce alışverişten geldik, BİM'e gittik. Dün gece de aslında Ecemar'a gitmiştik. Bizim burada Ecemar var. Yani kısaca ben size şu an alışveriş videomu göstereceğim. Sonrasında buzdolabıma yerleştireceğim. Fakat önce buzdolabını boşaltacağım. Temizlemem gerekiyor. Çünkü birazcık pislendi. Ya hala buzdolabının içine örtü sermeli miyim, sermemeli miyim bilmiyorum. Ama galiba bugün serebiliriz. Emin değilim. Serelim ya. Beğenmezsem sonra değiştiririm. Biraz öyle kullanayım. Her neyse, yani kısaca alışverişimi gösterip sonra da buzdolabı temizliği ve buzdolabına yerleştirme kısımlarını sizlere bu videoda göstereceğim. Umarım beğendiğiniz bir video olur. BİM alışverişi, genel olarak BİM'den yaptığımız bir alışveriş. Ben bu videoyu cumartesi günü çekiyorum ve yarın, yani pazar günü sabah kahvaltıyı misafirlerim var. Biraz da onun için alışveriş yaptık. Biraz kahvaltı odaklı bir alışveriş olabilir ama tabii ki diğer şeyler de var, diğer ürünler de var. Şu an bembeyaz çıktığımın farkındayım. Neden bu kadar beyaz çıkıyorum? Hiçbir fikrim yok. Zaten normalde beyazım. Biraz da kansızlık falan böyle. Beyaz, bayağı beyazım yani. Ölü gibi falanım. Bir de böyle kışın hiç güneş görmedik ya. Yani bana yaz lazım. Bana yaz yarıyor. O zaman hemen başlayalım. Öncelikle dün Ecemar'dan şöyle bir Fairy'nin 84'lü bulaşık tablet deterjanından aldım. Ama bu platinyum değil. Hepsi bir arada. %100 yağda etkili olan Fairy. 84 TL. Yani tanesi 1 TL'ye denk geliyor. Düşününce bir yıkamada 1 TL aslında pahalı. Ama yani finish aldım. Bundan önce finish aldım. Öyle bir hataya düştüm. Aslında annem hep der ki finish çok kötü, sakın alma. Ama aldım. Hem de Fairy ile aynı fiyat olduğu halde denemek istedim ve aldım. Çünkü benim bulaşık makinem Arçelik ve Arçelik'in üzerinde de hani finish işbirliği var. Yani Arçelik ve finish yan yana yazıyor. Herhalde dedim benim makinama finish çok iyi gelir dedim ama asla yıkamıyor. Size şöyle söyleyebilirim. BİM'in bulaşık tableti daha iyi. Gerçekten daha iyi. Yani bitsin diye böyle gözünün içine baktım. Ama bundan sonra Fairy'den şaşacağımı düşünmüyorum. Belki alırsam arada belki bir minkini falan alırım. O da ama almam yani. Yok, kesinlikle Fairy. Bir de 6 TL'ye böyle mavi beyazın ıslak mendilinden aldım. Elim hep mavi beyaza gidiyor. Şimdi neden diye soracaksanız yani bu markaya gidiyor. Gizem'in babası bu markada çalışıyor. Böyle beynime işlenmiş. Hani ıslak mendil görünce mavi beyaz almalıyım. İşte Ahmet amcaya yardım olsun diye. Böyle mavi beyaza gidiyor hep elim. Bu da 6 TL'ydi. Sonrasında şöyle bir yumurta aldım. Biliyorsunuz ben eve çok sık yumurta almıyorum. Ama bu akşam tatlı yapacağım. Triliçe yapacağım. O yüzden böyle Bilibili'nin 15'li A sınıfı yumurtalarından aldım. Bundan sonraki bütün alışverişler BİM bu arada. İnci markasının salamura yağlı siyah zeytininden aldık.
kahvaltı için aldık. Ve öz kaynağın maden sularından aldık. Bu maden suları Bahadır çok sık tüketiyor. Babalarımız geldiği zaman istiyorlar. Ben çok sık içmiyorum. Çok nadir böyle. Ayda bir kere falan belki içiyorum. Yani ben kendim için almıyorum. Bir de böreklere katmak için tercih ediyorum. 4 paket Dost'un bu yarım yağlı sütünden aldım. Bahadır şu sıralar çok alışkanlık yaptı. Gece 12-1 gibi böyle sütlü mısır gevreği yiyor her gece. Yani biraz onun için aldım. Sonrasında reçellerimiz bitmişti. Bir tane böyle böğürtlen ilk gün markasının, bir tane de ilk gün markasının çilek reçelinden aldık. Böyle ufak boylarından aldık. Biz kendimiz çok sık tüketmiyoruz ama kahvaltılarda da reçel olmadan olmuyor. Faruk abiye duyurulur. Geçen reçelim yoktu kahvaltıda. Ben reçelsiz kahvaltı yapamıyorum demişti ama artık aldım. Elma sirkesi aldım. Elma sirkesi ben hem mutfakta kullanıyorum, hem temizlikte kullanıyorum. Hem de böyle çamaşır makineme bazen koyuyorum. Bazen değil, çoğu yani yumuşatıcı koyuyorum. Üzerine biraz sirke döküyorum ama onda beyaz sirke kullanıyorum. Yani banyoda beyaz sirke kullanıyorum. Mutfakta da elma sirkesi kullanıyorum. O yüzden Efor markasının elma sirkesini aldım. Şöyle bir domates aldım. Ben kışın domates salatalık çok almıyorum. Hatta hiç almıyorum gibi bir şey. Belki domates arada bir, ayda bir falan alıyorum. Ama çok seviyorum. Yani yazın özellikle gelse de şöyle olmuş olmuş domatesler yesek tatlı tatlı, gerçekten çok seviyorum domates kahvaltı yemeyi. Ama kışın yetiştirilen domates salatalığı ağzımı süremiyorum. Şöyle Saban markasının kuru fasulyesini aldım. Bunları da haşlayıp buzluğa atacağım. Buzlukta barbunyam var. Barbunyam da Ordu'dan gelmiş. Köyden dayımızın eşi, yengemiz yollamış. Kayınvalideme. Kayınvalidem de büyük bir tencere kaynatmış. Bana verdi. Sağ olsun. Kendisi de kaynatacaktı sonrasında. Yani 6-7 poşet buzlukta barbunyam var. Yine bir 5-6 poşette nohutum var. Fasulye az kalmıştı. Şimdi bunu da haşlayıp koyacağım. Ramazan'a hazırlığımı yavaş yavaş tamamlıyorum. Hani hepsini birbirine sıkıştırmıyorum. Yavaş yavaş yapıyorum. Hindi salam aldım. Böyle 2 tane kahvaltı için aç bitir olarak aldım. Biz salamları aç bitir şeklinde alıyoruz. Hemen bitiyor. Daha güzel oluyor. Sonradan kurumuyor falan filan. Sonrasında böyle bir topitane. Bim'in vazgeçilmez abur cubur. Ya bir de aklınıza şöyle bir fikir geldi bu hadile. Acaba Bim'den abur cubur alıp hani Bim abur cuburlarını deniyoruz gibi bir şey mi yapsak dedik. Size nasıl olur? Eğlenceli olur mu? Çekmemizi ister misiniz? Eğer hani hoşunuza gittiyse bu fikir bize yazarsanız çok seviniriz. Bunu da neden aldım? Yarın kahvaltıdan sonra misafirlerime büyük ihtimal kahve ikram edeceğim. Kahvenin yanına da böyle topitanem koyarım diye. Görüntüsü çok güzel. Böyle draje. Güzel oluyor. Ben seviyorum bunu. Dedim ya Bahadır şu sıralar mısır gevreğine taktı diye. Daha evdekiler bitmeden bir paket daha almış. Ben bunu aldığını görmedim. Şu an görüyorum. Ve böylece Dost krema 2 tane. Bir tanesi triliçe için. Bir tanesi de patates, kremalı patates yapıyorum ya. Onun için de ya böyle makarna falan yaparız dedim kremalı Bahadır'la birlikte. O yüzden 2 tane aldım. Ve geldik çay tercihimize. Biz artık şu andan itibaren karar verdik ki Lipton'un bu sarı paketini kullanıyoruz. Çünkü biz genelde Çaykur'un sarı paketini alıyorduk ya da kırmızı paketini alıyorduk. Fakat bir kere kayınvaliden bize bunu getirdi ve bunu çok beğendik. Herkes de çok beğendi. Hani çayımızı çok lezzetli buldular. Ama yarım paket getirmişti kayınvalidem. O bitmişti hemen. Şimdi biz de dedik ki yani kayınvalidem onu getirdiğinde bizde Çaykur'un kırmızı paketi vardı. Önce bunu bitirmiştik. Sonra Çaykur'un kırmızı paketine geçince yani dedik ki kesinlikle Lipton daha iyiymiş. Şimdi o da bitince tekrardan bunu aldık. Artık sanırım hep bunu alacağız. Bu arada Bim'lerde satılıyor Lipton'un sarı paketi. Denemediyseniz eğer deneyebilirsiniz. Gerçekten hem misafirlerimiz çok beğendi çayımızı bununla demlediğimiz zaman. Hem de biz çok beğendik. Lipton'un sarı paketi okey. Dost'un böyle süzme peynirinden aldık. Tombik markasının sosisini aldık. Çünkü kuzenlerim, yani yarın kahvaltı gelecek olan misafirlerim sosis çok seviyorlar. Ben de onlara salçalı sosis yapacağım. En sonki videomdan, yani en sonki değil de cuma günü yüklediğim videom vardı ya, 6. yılımız videosu. Orada baklavalık yufkadan börek yapıyordum. Fakat kameramın şarjı bittiği için iç harcını çekememiştim. Ve Gizem yerken çıkan o çıtırtıdan dolayı herkes tarif istemişti. Ben de sizin için gittim tekrardan baklavalık yufka aldım. Ve yarın sabah kahvaltıda sizin için tekrardan o böreği yapacağım. Bu sefer detaylı bir şekilde tarifine varana kadar çekeceğim. Her noktasını göstereceğim. Gerçekten hazır kol böreği gibi oluyor. Çıtır çıtır oluyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Zaten baklavalık yufkayla yapılan her şey çok güzel oluyor. Kesinlikle yarınki videomda, yani kahvaltı, pazar günü kahvaltı videomda
Ki bu tarifi deneyin, pişman olmazsınız ve emin olun herkesin beğeneceği bir börek oluyor. Bahadır'ın gece yemek mesaisinde kullandığı bir ürün daha, burçak. Bazen de gevrek yerine büyük bir bardağı soğuk sütü dolduruyor ve burçakla birlikte yiyor. Sonra neden kilo alıyorum diyor. Ve böyle fındıklı gofret. Bunlar çok güzel oluyor. BİM'de satılıyor. Alıp deneyebilirsiniz. Bence beğenirsiniz. Gayet lezzetli. Topitanemin böyle böyle top top Kerem'in peynirinden aldık. Bunların bir de burgusu oluyor ya. Burgusunun tadını beğenmiyorum. Bu sefer almayacağım dedim. Bahadır dedi ki hani sunum için falan al dedi ama yani sonradan kalınca böyle birkaç gün geçince o burgular böyle bozuluyor gibi oluyor. Bunda olmuyor. O yüzden almadım. Yani sunum için yani ziyan olmasındansa dedim. Bu sadece yeterli dedim. Şöyle kahvaltı için pastırma. Bin Vezir'in. BİM'den bunu alabilirsiniz bu arada, tavsiye ediyorum. Şu mavi renkli olan beyaz peyniri. Ve krem şanti kakao. Alışverişimiz bu kadardı. Bir de böyle bir tuvalet peçetesi aldık. Tuvalet kağıdı aldık. Bitmişti. Bunu da gitmişken alalım dedik. Bizim alışverişimiz bu kadardı. Şimdi ben bir buraları toparlayayım. Buzdolabını boşaltayım. Sonra kameramı güzelce yerleştireyim. Birlikte temizleyelim ve arasına kağıtları serelim. Sonra da videomuzu kapatalım. Yani işimiz çok. O yüzden hemen kalkıyorum. Şuradaki hüznümü görebiliyor musunuz? Buzdolabımı boşalttım. Aynı zamanda yaptığım alışverişler var. Evet, buzdolabım şu anda bomboş. Şu yandaki raflarını çıkarttım. Şimdi güzelce silip raflarını da yıkayıp yerleştireceğim. Sonrasında Bahadır'ı bu rafa koymak için bez almaya gönderdim. Raf örtüsü almaya gönderdim. Pardon. Umarım bulabilir. Bulursa eğer onları da yerleştireceğim. Zaten siz de görürsünüz yaparsa. Son durum bu. Hadi bakalım başlayalım. Temizlemek için bir kabımız var. Biraz karbonatımız. Şöylece. Şu yaptığımı görüyor musunuz? Az önceki sakarlığı nasıl yaptığımı sormayın. İnanın ben de bilmiyorum. Ama sirkelerden arındım. Şöyle sirkemi güzelce koyuyorum karbonatın üzerine. Aslında birazcık Arap sabunu da katabilirim. Şu köpürtüyü çok seviyorum. Ama şimdi Arap sabunu katmayacağım. Bir fıs böyle bulaşık deterjanı eklemek istiyorum. Şöyle 2 fıs kadar bulaşık deterjanı ekledim. Üzerine de su koydum. Bu turuncu bezimi biliyorsunuz ki mutfak temizliğimde kullanıyorum sadece. Evet, şimdi ben bu karışımımla bezimle birlikte buzdolabımı silmeye başlıyorum. Sizi biraz uzak bir yere koymam gerekiyor. Ya da buradan da aslında gözükebilir. Başlayalım. Bu arada Bahadır geldi fakat o raf örtülerinden bulamamış maalesef.
Evet, ben buzdolabımı çok güzel bir şekilde temizledim. Size de böyle oluyor mu ya? Bir yeri temizleyip düzenleyince böyle bir içiniz rahatlıyor. Bende şu an o rahatlama var. Hemen size göstereyim şöyle neleri nereye koydum diye. Sodalarım şurada. Böyle bunu çekip alabiliyoruz. Ben bunları buzdolabında kullanmayı çok seviyorum. Sonrasında hemen onun yanında böyle zeytin kavanozum var. Alt rafları sığmadığı için buraya koydum. Onun yanında da mısır unuyla tarhana var. Burada da yoğurt ve yoğurtlu makarna hala duruyor. Yeriz diye. Sonrasında geldik aşağıya. Bir alt katında böyle paketli malzemeler var. Ben fasulye almıştım yok diye ama meğersem buzdolabında varmış. Böyle iki paket fasulye bir de bulgur var. Ben bunları buzdolabında tutmayı tercih ediyorum. Hem yer sıkıntısı çektiğim için hem de bozulmasın diye. Şurada Bahadır'ın mısır gevrekleri. Burada fındıklı goflet. Burada kakao, krem şanti. Şurada da şeyler var. Kabartma tozu, maya falan işte onlar var. Aşağıya geldiğimizde bu çekmecelerimde de kavanozları koydum. Buraya genelde böyle tuzlu turşular, işte yeşil zeytin falan var. Burada da reçeller, işte tahin, pekmez, bal falan var. Şu yanında da cevizle kabak çekirdeği var. Bunları da yine buzdolabına tutuyorum. Geçen buzdolabı temizliğinde biraz tepki almıştım ama ben bu şekilde tutmayı tercih ediyorum bozulmasın diye. Bir alt kata geçtiğimizde böyle paketli peynirler, sosis, salam, işte açılmamış ürünler var diyeyim. Burada baklava yufka var börek için. Bunu yarın kullanacağım. Hemen şurayı açalım. Burada kahvaltılıklar var zaten. Hepsi kapaklı bir şekilde. Ben asla ağza açık hiçbir şey koymamayı dikkat ediyorum. Kapaklı bir şekilde. Bunlar böyle günlük bizim kahvaltılıklarımız. Bahadır'la ikimiz olduğu zaman bunları hemen çıkartıyorum. Kahvaltımız hazır oluyor. Elimi sıkıştırdım. Alt rafta da marulumu şunun içerisine koydum. O yüzden şu an burada marul falan yok. Meyve falan hiçbir şey kalmamış. Markette de BİM'de yoktu o yüzden almadık. Şöyle göstereyim. Bir paket domates var. İki tane havuç var. Bu havuçları da bir an önce kullanmam lazım. Bir tane portakal, iki tane ayvamız var. Alt kat boş. Hemen buraya geçtik. Burada böyle yumurtalık var. İlk defa evimde bu kadar çok yumurta görüyor olabilirsiniz. Yumurtalığıma yumurtalar sığmadığı için ekstra böyle yedek yumurtalığım vardı. Ona koydum. Yanında da paket böyle mayonez falan var. O mayonezlerin devamı şurada var sığmadığı için. Burada topi tanemi koydum. Burada iğde ve çekirdekler duruyor. Misafir geleceği zaman hemen çıkartıyorum. Bir alt rafta gaviskon olmazsa olmaz. Gastrit veya reflüsü olanlar beni çok iyi anlar. Bu olmazsa olmaz. Burada iki tane kremamız, Türk kahvesi. Kolonyalarım tabii ki buzdolabında duruyor. Yine geçen temizlik videomda, buzdolabı temizlik videomda çok şaşıranlar olmuştu ama bir kere kolonyanızı bir buzdolabına deneyin, ondan sonra kullanın. Bakın nasıl bir ferahlık veriyor. Ben kesinlikle buzdolabını tutma taraftarıyım. Burada ketçap, mayonezler. Burada zaten ilaç kutusu var. Buraya göstermeye gerek yok. Böyle karışık bir ilaç kutusu. Sütlerim. Açılmış yani şu yarım paket. Bunu en başa koydum. Bittikçe böyle sıradan devam edeceğiz. Burada böyle sürahiler var. Bu sığmadığı için böyle yan koyuyorum ama kapanması engel olmuyor. Yani bu böyle duruyor. Bu da böyle bir sürahi. Evet, buzdolabımız genel olarak bu şekilde. Keşke bez olsaymış örtü ama olmadı. Artık bir dahaki temizlikte de onu yerleştireceğim. Daha da terlikleri çok güzel. Çok komik. Bahadır balkonu yıkıyor. Bir bakalım bakalım. Önce köpükledi, sonra çekti, köpükleri çekti. Şimdi temiz su verdi. Sıcak su mu yaptın aşkım? He? Sıcak su mu yaptın? Aşkımın ayakları üşümesin dedi. Şimdi temiz suyu döküyor balkona. İnşallah aşağı anlamam. Tamam şey yeter o kadar. Hepsini bir anda dökme. Ne güzel geldi sıcak su. Şu balkonun... Şurada böyle hafif bir açıklık var da ona dikkat etti. Yani dışarı akmasın diye. Aşağıda çünkü elemanlar var. Lokanta için çalışıyorlar. Vallahi tertemiz olmuş. Bak su temiz akıyor. Kirletmiyor. Sadece fayansa şu kendi rengi böyle kirli gibi gözüküyor biliyor musun? Şurası mı? Orası da her yeri kirli gibi gözüküyor. Fayansın kendi modeli var. Evet, fayansın modelinde. Dolabın da altına böyle tahta koyduk yani dolap ıslanmasın diye. Buraları falan da yıkadı. Teşekkürler.
Ben artık kapanışı yapayım çünkü çok işim var. Evde genel bir temizliğe başladık. Bahadır balkonu falan yıkıyor şu an. Ben de böyle banyoyu falan yıkayacağım. Çok işim var yani. Size sadece market ve buzdolabı temizliğimi göstermek istedim. Kısacası izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah daha güzel videolarda görüşmek üzere. Daha temizlik içerikli videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.